Bugün dış piyasa programında her çarşamba olduğu gibi konuğum GCM Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bayram tatili sonrası yeniden birlikteyiz. Bu haftanın gündeminde Biden-Trump bakıldığı zaman münazarası, Amerika'dan büyüme verisinin revizyonu ama herhalde en aslan payı çekirdek PCE, Fed'in favori enflasyon göstergesi tarafında. Hani bir miktar normalleşme, enflasyonda yumuşama bekleniyor. Ama Fed yetkililerinden de hani Çetin Ceviz açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yani çok yakın zamanda çok bizden faiz indirimi beklemeyin şeklinde. Piyasa Kasım'da biraz sanki indirimi böyle bir diretiyor, zorluyor gibi beklentiler aracılığıyla. Dolayısıyla haftanın geneline dair Amerika başta olmak üzere gündeme ve verilere dair yorumun ne olur? İstersen böyle başlayalım sohbetimize. Aslında Fed'in ekonomik projeksiyonlarında her ne kadar bir adet faiz indirimi beklentisini paylaşsa da dot plot'taki dağılım biraz kafaları karıştırmıştı. Orada 7 tane üyenin bir adet faiz indirimi, 4 üyenin sabit bırakması şeklinde ama 8 üyenin 2 adet faiz indirimi yapması yönündeki düşünce burada bir adet mi, iki adet mi faiz inecek sorusunu daha da harmanlaştırmıştı. Şimdi piyasalarda iki adet faiz indirimi sürecine çok daha fazla fokuslanan bir tempo içerisine girdi. Nitekim Fed'in toplantısının öncesinde de biz enflasyon rakamlarını gördük ve orada da beklenti altında kalması sürece ilişkin görüntüyü iki adet faiz indirimine doğru kaymasına olanak tanıdı. Tabii bu yapılır yapılmaz ayrı konu ama enflasyonda hala bir katılık söz konusu. Hizmet tarafındaki baskı bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Tabii bu da bir normalleşme eğilimine girecek. Yani barınma maliyetleri bu katlanarak devam edecek bir görüntü oluşturmayacak. Bir normalleşme eğilimine bürünecektir. İşte bu açıdan PCE enflasyon verisi bu anlamda önemli olacaktır. Nitekim orada da hem manşet tarafta hem de çekirdek tarafta bir öncekinin altında bir beklentiye sahip. Burada tabii ki beklentinin altında kalması piyasanın iki faiz indirimi ihtimalini oldukça kuvvetlendirebilir. Terminale baktığımda Eylül ve Aralık toplantısı bu aşamada daha ön planda duruyormuş gibi söz konusu. Ama eğer burada enflasyonda yukarı yönlü bir reaksiyon görürsek o zaman bir adet faiz indirimine sıkı sıkıya bağlı kalacaktır. Fed üyelerinden gelen açıklamalar bu anlamda temkinli. Tabii ki 2025 yılı itibariyle daha fazla bir faiz indirimi sürecini konuşuyor olacağız. Ama bu süreçte Fed aceleci davranmak istemiyor. Yani tünelin sonundaki ışık gözüktü. Neredeyse tünelden çıkacağız. O yüzden de Fed de bu süreci biraz daha sakin bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Ama piyasalar tabii ki kendi iş dinamiklerinde fiyatlama kalemine dahil eden göstergelerle ilerlemeye gayret ediyor. Şimdi bakıldığında Amerika'daki bankacılık sisteminin karlılığı, özellikle yüksek tahvil pozisyonu taşıyan bankaların faizler yukarıda kaldıkça mark to market üzerinden ya da çeşitli muhasebesel yöntemlerle takip ettikleri şekilde daha fazla zarar yazma, belki bazı bölgesel bankaların yine zor duruma düşebilmesi gibi. Ama onun haricinde bakıldığı zaman hani ekonomide çarkların dönmesi, hane halkının tüketimi, işte konut piyasasındaki gelişmeler, işte iş gücü piyasasının halen daha fena bir durumda olmaması, özellikle dünyanın geri kalanına, Avrupa'ya görece bakıldığında, işte sanayi üretimi, kapasite kullanımı vesaire gibi ekonomideki büyümeyi özetleyen verilere bakıldığında hani Fed sanki biraz daha bekleyebilir ve hakikaten hani tek indirime doğru, yani tabii iki indirim yaparsa piyasalar bunu çok bayram coşkusuyla karşılayacaktır ama hani tek indirim yapsa da çok fazla sanki şaşırmamamız gerekiyor gibi. Bu diğer taraftan, okyanusun bu tarafına gelecek olursak, Avrupa Merkez Bankası'ndan yani yılın geri kalanında iki indirim daha makul olabilir gibi rehinden açıklama geldiğini görüyoruz. Yani bu da bir pariteyi 1.07'nin altına doğru bir kez daha dolar lehine hareketlendirmiş gibi gözüküyor. Hatta Japonya bile sanki çekirdek PCE'yi bekliyor. Hani 160 üzerindeki pariteye olası bir müdahale için. Şimdi Amerika ve dolar tarafını böyle kısaca özetledikten sonra Avrupa ve Uzak Doğu tarafı görece nasıl acaba sence resim? Tabii burada özellikle Euro para biriminin seyri çok önemli. Yani Fed ile ECB bundan sonraki toplantılarında ne kadar daha faiz indirebilir yarışı bizim dolar endeksi ve euro doları
ne kısıl konuşmamıza gerektirecek en önemli referans gösterge. Bir de tabii burada şapkadan bir de Japonya çıktı. Dolar yeni 160 seviyesine gelmesiyle birlikte orada yine sesler yükselmeye başladı. Burada işte Japonya Merkez Bankası bir müdahale yapar mı yapmaz mı şeklinde. Nitekim 150 seviyesi civarlarındayken de bazı sesler duyulmuştu. Ama Japonya Merkez Bankası bir yandan faiz arttırırken bir yandan da tahvil alımlarını devam ettiren bir projeksiyon içermişti ki 150'nin üzerinde biz 160'ların da üzerine çıktık. Şimdi tabii burada 160'lı rakamlarda rahatsız olunması, belki burada gelecek dönemde bir müdahale ve dolar yen cephesinde bir geri çekilmeyi destekleyebilir. Ama grafiksel olarak baktığımız zaman uzun soluklu görüntüde dolar endeksindeki iyimserlikle birlikte 165 hatta 170 rakamlarını da konuşmak durumunda kalabileceğimiz bir senaryoyu da barındırabiliyor. Yani eğer dolar yen 151'lerin üzerinde kalmayı sürdürürse ki gelecekte de planlanan o müdahaleye karşın o zaman biz farklı dinamikleri konuşabiliriz. Bu tarafta Avrupa tarafı 2 adet faiz indirimi sürecini piyasaya aslında aşılıyor. Bu da kararların gelmesi durumunda piyasanın buna çok fazla bir reaksiyon verme ihtimalini de zayıflatıyor. Bu tür görüntüye baktığımız zaman evet dolar cephesinde dolar endeksi kabaca 103-104 bölgesi üzerindeki hareket akışı 105'in üzerinde hareketin sağlamlaştırmasıyla birlikte Ekim 2023 zirvesi 107'lere kadar bir yakınsama planı içerisine girebilir. Devamı gelir mi gelmez mi ayrı konu ama şunu vurgulamakta fayda var. Endeks önce 99'u daha sonra 102'yi dip yaptı ve önümüzdeki dönemdeki projeksiyonlarına da bakacağız. Ki bir yandan da artık yavaş yavaş Amerikan seçim sürecine de bakıyor olacağız. 2016'da biz Başkan Trump seçildiği dönemde 2017 Ocak tarihinden itibaren dolarda yani Trump koltuğa oturduğu andan itibaren bir düşüş izlemiştik. Ama Kasım-Ocak bölümünde bir yukarı yönlü reaksiyon görmüştük. Nitekim 2020 dönemine baktığımız zaman da 2020 Kasım 2021 Ocak bölümünde dolar endeksinde belli geri çekilme ama 2021 Ocak Biden koltuğa cephesinde çok önemli yükseliş eğilimlerine şahit olduk. Tabii bu o zamanki makro konjonktür ve küresel gelişmelere de bağlı kalacak şekilde şekillenecektir. Ama eğer burada Trump tekrardan bir başkanlık koltuğuna yüksek seslerle gelecekse burada tabii ki tekrardan bir dolar cephesindeki değer kaybını görüyor olacağız. Ama ona kadar yani o sürece gelene kadar dolar endeksindeki iyimserlik pariteyi aşağı çekiyor. Euro-dolar paritesini aşağı çekiyor. Dolar yeni de muhtemelen yukarı doğru çekecektir gibi bir senaryo var. Zaten Euro-dolarda kabaca aşağıda 1.0450-1.05 bölgesi, yukarıda 1.11-1.12 bölgesi bu bandı değerlendiren bir ivme taşıyor. Bu da ilk etapta aşağı yönlü, daha sonra yukarı yönlü bir stratejiyle barındırıyor. Dolar yende de ben 151'in altında kalıcı bir reaksiyon olmadığı müddetçe hala trendin pozitif tarafta olduğunu söyleyebilirim. Tabii değerli metal tarafına da dolar endeksi büyük ölçüde etki ediyor ve şöyle ki altın 2270-2280'den başlattı hareketi. İşte 2360'lara kadar götürdü. İşte gümüş bir kez daha bir 30'un üzerinde kalmaya çalıştı. Başarılı olamadı. Dolar endeksi 106'lara doğru gelince bir kez daha altının 2310'lara, işte gümüşün 28'li seviyeleri doğru gerilediğini görüyoruz. Değerli metal tarafına dair neler söylemek istersin? Çünkü hani biraz da bu Çin endüstriyel metal tarafında Çin'e getirilen kısıtlamaların yarattığı baskı, hani bu MTA grubuna olan talep daha düşük olursa diye bir işte bakır alüminyum tarafında bir baskı yaratmış gibi gözüküyor. Hani değerli metal tarafında da dolar endeksinin yukarı hareketi, doların değer kazanımı ve Fed'in daha geç belki aksiyon alma ihtimali bir hareketlenme yaratmış aşağı yönde gibi gözüküyor. Çok uzun soluklu olur mu? Bir noktada gene bir dip arayışı beklemeli mi yatırımcı? Senin acaba bu konudaki görüşün nedir? Biz bu sene MTA cephesindeki fiyatlamaları konuşurken işte bir yandan jeopolitik risk temalarını konuştuk, bir yandan
İşte merkez bankalarının altın alımlarını devam edip etmeyeceğini inceledik. Bir yandan Fed gibi önemli merkez bankalarının faiz indirimi tempolarını takip ettik. Bir yandan işte OPEC Plus ülkelerinin arz kesintisiyle alakalı haber başlıklarını inceledik. Stoklardaki değişimler burada petrol dinamiklerinde etkili oldu. İşte mevsimsellik faktörlerini konuştuk. Tarımsal ürünlerde kakao mesela çok dikkat çeken bir performans sergiledi. Yine mevsimsellik faktörü doğal gaz cephesindeki fiyatlama bölümlerinin oluşmasına da olanak tanıdı. Bu tempo, bu makro gelişmeler ve baz aldığımız, konuştuğumuz başlıklar yılın kalan bölümünde de devam edecek. Özellikle biz yine jeopolitik risk temasını konuşuyor olacağız. Yine merkez bankalarının faiz indirim tempolarını konuşacağız. Üstüne Amerika'dan gelen, Amerika'da gerçekleşecek başkanlık seçimi, bir an Avrupa Parlamentosu'ndaki şu anda erken seçim kararı ve buradaki sürecin gelecekteki siyasi tansiyona nasıl bir reaksiyon verecek, bunların hepsini gelecek dönemde de takip ediyor olacağız. Şimdi burada altın ve Brent petrol cephesinden MTI'yi benchmark olarak konuşacak olursak, altında şunu vurgulamakta fayda var. Biraz önce saymış olduğum bütün faktörler altının gelecek dönemde yukarı yönlü performansına devam edebilmesi açısından önemli. Ama burada işte 1 milyon dolarlık soru şu: altın nerede bir dip yapacak? Şimdi son dönemlerde baktığımız zaman da 2280-2265 bölgesine yaklaştıkça alıcıların destek olduğunu gördük. Burası gerçekten bir dip mi? Bunu takip ediyor olacağız ve şu anda dolardaki kuvvetlenme altını muhtemelen bu bölgeye belki de çekebilecek bir düşünce oluşturabilir. Ama cuma günkü PCE enflasyon verisi altının bu düşüşüne izin verecek mi? Öncelikle buna bakacağız. Eğer bir burada yukarı yönlü toparlanma, dipten dönüş çabası içerisinde veriyle birlikte bu süreci görecek olursak, o zaman biz 2400'e yakın sayabilecek bir konjonktürü değerlendirebiliriz. Ama bu dönemde yani 3. çeyrekte altının yapabileceği bir dip, 4. çeyrekte tarihi istatistikte de bu çok net gözükmektedir. 10-11 yıldır son çeyrekte o dibi tekrar bir alım fırsatı olarak değerlendiren ve mevcut konjonktürle birlikte yukarı yönlü hareketini sürdüren bir dinamik var. Bu sebeple de altında ben Merkez Bankası cephesinde çok keskin bir değişim olmadığı müddetçe ve veriler de altını çok önemli bir şekilde düşürmediği müddetçe ben hala iyimser tarafta olduğumu söyleyebilirim ve şu an için en azından biraz kısa orta vadeli konjonktürde ana destek bölgesinin 2265-2280 bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Ama benim tarafımda altının 2400-2435'leri tekrardan ulaşabilmesi için de 2365 bölgesini aşması gerektiğini unutmayalım. Brent petrol cephesine baktığımız zaman işte jeopolitik risk teması, OPEC Plus ülkelerin arz kesintisi haberi ve son güncelleri, stok haberlerine bakıyoruz. Ve seninle yapmış olduğumuz yayında söylediğim üzere 75-78 dolar bölgesi Brent petrol için dip çağrıştıran bir görüntüydü. Nitekim baktığımız zaman da 77 doların hafif altına sarkması sonrasında tekrardan yükseliş eğilimini gördük ve 85 dolarlara yaklaşan bir performans sergiledik. Yani kabaca aşağıda 75'e yaklaştıkça gelişmeler yukarı yönlü hareketi, yukarıda 87-90 bölgesine yaklaştıkça da orada da satıcıları destekleyen bir haber akışıyla bu dalgalanmanın bir miktar daha devam edebilme senaryosu ön planda. Ama burada ek olarak jeopolitik risk bölümünü, yani bu tansiyon ne kadar artacak ya da ne kadar normalleşecek, bu biraz daha petrol dinamiklerinde yukarı yönlü revizyon ne kadar olacak sorusunun cevabı için önemli olacaktır. Şu an için baktığım zaman altın cephesinde yine büyük şirketlerin yıl sonuna ilişkin kabaca 2600 dolar civarlarında biraz daha fokuslandığını görebilmekteyiz. Brent petrol cephesine baktığımız zaman da 83-85 dolar çevresinde beklentilerin yoğunlaştığını görebiliyoruz. Ya da kabaca 80 ile 85 arasında bir sıkışma bandını konuşabiliyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman da altında evet daha biraz daha potansiyel gözüküyor.
Ama Brent petrol cephesinde mevcut konjonktürel yapıda çok keskin değişimler olmadığı müddetçe 75-90 arasındaki o dalgalanma boyutu devam edecektir diye söyleyebiliriz. Evet, son 5 dakikamızda istersen biraz da Amerika'daki endeksleri konuşalım. İşte tabii Trump-Biden münazarası buradan Trump'ın kazanma ihtimalini belki arttıracak bir sonuç çıkma ihtimali üzerine duruluyor. Hani Biden'ın canlı yayında performansı nasıl olur? Trump çok net şekilde galip gelirse. Tabii Trump'ın hani yeniden başkan olursa önceki dönemden farklı olarak hani 2016 seçimi öncesi Trump daha çok magazin ortamlarında, iş piyasasında bilinen ama devlet görevi anlamında bir vazife üstlenmemiş bir kimseydi. Biden tabii 50 yıllık neredeyse bir senatör geçmişi var. Şimdi Amerika'da endeksler iyi kötü. Teknoloji endekslerinin Nvidia'nın katkısıyla 5500'lere S&P 500 geldi. Ve yılın ilk yarısını tamamlıyoruz bu hafta. Bu, o açıdan da önemli. Şimdi bakıldığında işte Nvidia 3 trilyon dolara geçti. En kıymetli şirket oldu. Sonra Microsoft da geri verdi vesaire. Nvidia'nın herhalde o gün artımı eksimi olduğunu tahmin edince endeksin yönünde büyük ölçüde Nasdaq tarafında tahmin etmiş oluyorsun. O kadar neredeyse belirleyici bir konuma geldi. Şimdi buradan sonra hani bir tarihi zirveye geldik. Artık biraz bir duraklama, soluklanma hazmetti mi? Yoksa bir dinlenme sonrası daha önce olduğu gibi Nvidia önderliğinde hareketin devamı mı? Sana acaba hangi senaryo daha akla yakın geliyor ve hani Dow ile S&P 500 Nasdaq ayrışması da belirginlik kazanmış durumda. Nasdaq ve S&P 500 yılın başından bu yana %15-16 getiri sunarken Dow Jones'un getirisi %4'ün altında an itibariyle. Dolayısıyla bunlara ilişkin yorumlarını istersen sohbetimizi tamamlayalım. Aslında buradaki beklentilerde de yine terminalde de çok önemli ayrışmaların olduğunu da söylemekte fayda görürüm. Yani kabaca yine büyük şirketlerin son dönemdeki tahminleri ışığına baktığımız zaman 5600 gibi S&P 500 beklentisi olması ister istemez artık burada bir doygunluk olduğunu gösteriyor. Nitekim ben de fiyat anlamında grafiklerime baktığım zaman 5575 seviyesinde bir geri çekilme bekliyorum. Nitekim o bölgeden bir dönüş kaydetti ama bu geri çekilme endeks cephesinde çok keskin bir düşüş oluşturabilecek kadar güçlü bir dönüş değil. Nitekim Fed'in projeksiyonlarında belki burası göz ardı edilmiş de olabilir ama 2024 yılına ilişkin büyüme tahmininde Mart'taki 2.1'lik senaryo değişmedi. Hatırlarsak 1.4'ten 2.1'e revize edilmişti Mart toplantısını. Şimdi orada kaldık. Yani bu bile aslında büyüme temposu konjonktürü için önemli bir gelişme. Bu arada şunu da vurgulamakta fayda var. Şimdi biz Trump kendine has davranışları var diyoruz ama Trump'ın olduğu dönemde de işsizliğin 50 yılın en alt bölgesinde olduğu, Amerikan borsa endekslerinin yukarı yönlü reaksiyonlarını hızlandırdığı bir projeksiyon da görmüştük. Yani bu yüzden de Trump'ın bu tarz bir seçim sürecinde biz 2025 döneminde büyüme temposunu, enflasyon artık masadan kalktı, büyümeyi konuşacağımız bir dönemde iş insanı vasıtasıyla, o psikolojisiyle global cephede bu tarz bir destek de görebilir. Yani geçmişteki mevcut hareketlerden esinlenerek. Şimdi buradaki yine tahminlere baktığımız zaman da mevcut süreçte büyük şirketler 5600 civarlarında süreci devam ettiriyor ama genel bir yüksek rakamlara göre kıyasladığımız zaman benim burada endekslerde kabaca %9, %10 daha bir marjin olduğunu da görebilmekteyiz. Tabii burada teknoloji ağırlıklı şirketlerin önderliğinde bu olması tıpkı bizim kendi borsamızda gibi borsa endeksi %45 yükseldi ama BIST şirketlerin sadece %38'i endeks üzerinde getiri sağladı. Diğer %62'si altında kaldı. Yani burada bizim globaldeki endekslerde de teknoloji endeksi, teknoloji ağırlıklı şirketlerin önderliğinde bir reaksiyon verdi. Burada diğer sektörlerdeki şirketler artık bir lokomotif etkisi sağlayabilir mi? Burada endekslerin gelecek dönemki performanslarını yorumlayabilmek açısından önemli. Benim burada muhteşem yedili tarafına baktığım zaman hani Amazon'un %18, Microsoft'un %9, Nvidia'nın kabaca %5 daha yükseliş eğilimine devam edebilme senaryoları söz konusu.
Şimdi bu rakamlar çok küçük gibi durabilir ama bizim Türkiye'de 50 enflasyonun olduğu yerde tabii ki küçük durabilir ama %3.3 enflasyon, %5.5 olan faizin olduğu bir yerde, evet, Amazon'da %18'lik bir beklenti çok daha farklıdır. Bu yüzden de endekslerde bir geri çekilme olabilir. S&P için 4300'lerin üzerinde hala pozitif beklenti devam ediyor. Evet. Ve genel görüntü anlamında da şu an için bu hareketler tamamen düzeltmedir. Orta vadeli konjonktürü hala iyimser senaryo devam etmektedir. Takip ediyor olacağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bugün Dış Piyasa programında konuğum oldu. Böylece programın sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.